Kes sesini, konuşmaya hakkın yok. Burada başörtüsüyle dolaşamazsın. Başındaki örtüsü çıkar. Başörtüsünü bana alma gelirsin. Okumak istiyorsan çıkar örtüyü. O benim namusum. Sen kim oluyorsun? Nereye gidiyorsunuz beni? Namaz kılıyor musunuz? Allah için namaz kılıyorum. Şeriatçıları ortadan kovacağız. Buraya kaçmak bilgileri geldi biliyor musunuz? Biz senin anlayacağın dilden konuşmasını biliriz. Allah'a inandığım için mi beni korkuyorsunuz? ...28 Şubat 1997 gününe giden öykünün başlangıç tarihi 1990'ların başı. Faili meçhuller, siyasi krizler, mafya, siyaset, emniyet işbirlikleri ve yargı krizleriyle örülen ve şekillenen yıllar. 80'ler nasıl bittiyse öyle başladı 90'lar. Yani yine baskının, zulmün ve işkencenin gölgesinde. Aslında toplum da bir yandan değişiyordu yavaş yavaş. Pop furyası daha yeni başlamıştı. Türkiye görünürde batılılaşıyor ya da en azından günün modern pop felsefesi insanlara bunu gösteriyor, öğretiyordu. Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. Ama gerçekler beyaz camda görünenden farklı. Türkiye hala eski Türkiye'ydi. Yaşam kliplerde olduğu kadar hızlı değişmiyor. 12 Eylül'ün izleri örneğin taptazeydi hala. Üstelik milleti hizaya çekmek için yapılan o darbe üzerinden 10 yıl bile geçmeden derin bir karanlığa bırakmıştı yerini. 1990'ın hemen başında hukukçu Muammer Aksoy öldürüldü. Faili meçhul bir cinayetti bu. Ve o cinayeti o yıl içinde yenileri izleyecekti. Mart'ın 7'sinde dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç saldırıya uğradı. Hemen ardından da Bahriye Üçok yine faili meçhul bir cinayetin kurbanı oldu. İşte böyle başladı 90'lar. Faili meçhul ya da başka bir deyişle faili meşhurlarla, yani kanla. Ve öyle de devam etti. Karanlık gitgide çöküyordu Türkiye'nin üzerine. 2 Ağustos 1990 günü bu kez Irak'tan haber geldi. Renkli televizyonlar daha yeni yeni girmişti evlere. Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği o anı bütün Türkiye canlı yayında saatlerce seyretti. İşgal ve ardından gelen savaş terörün de gün be gün büyümesine sebep olacaktı. Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı henüz. Kürt sorunu en önemli meseleydi. 25 Ocak 1991 günü Kürtçe konuşma ve şarkı söyleme yasağını kaldırdı Özal. Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerini değiştirdi. O pakette Milli Şef döneminde yürürlüğe giren 163. madde de yürürlükten kalktı. 163. madde, dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır, diyordu. İsmet İnönü döneminden kalma bir kanundu bu. İşte o 163, 141 ve 142. maddeleri Turgut Özal da anlatmıştı bir canlı yayında.
o kanunların ne denli büyük bir zulüm olduğuna işaret etmişti. 163 için çok şey yazdılar. İltica gibi dediler. Hala onların mürekkepleri kurumadı. Ama hiçbir şey olmadı. Kesin söylüyorum, hiçbir şey olmadı. Hatta benim kanaatim iltica isteyenler o maddelerin durmasını isterler. O maddeler dursun ki propagandalarını çok rahat yapabilirsiniz. Ve insanlara tesir edebilirsiniz. Özal bir devrim yapmış. Tek adam İnönü'nün mimarı olduğu yasaları bir çırpıda değiştirmişti. Ama koltuğu hep darbe girişimleriyle sarsıldı. 8. Cumhurbaşkanı'nın yasak kalktıktan 2 ay sonra bu görüntüler kaydedildi. Yıl 1992. Yer Cizre. Mart'ın 21'i. Yani Nevruz. İşte o gün orada başlayan olaylar kısa sürede tüm Güneydoğu'ya yayıldı. Nevruz ayaklanması diye tarihe geçen o günde 38 kişi hayatını kaybetti. Faili meçhul ölümler furyası da o karanlık günlerin devamına rastladı. 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu öldürüldü. Derin bir karanlık çöküyordu Türkiye'nin üzerine. Neredeyse her gün binlerce insan dökülüyordu sokaklara. Binler katiller bulunsun diye bağırıyordu. Bir de Türkiye laiktir, laik kalacak diye. Topluluk Cumhuriyet Gazetesi önüne gelerek kahrolsun şeriat, yaşasın laiklik, mumcular ölmez, öldürülemez şeklinde sloganlar attılar. 17 Şubat 1993'te Türkiye yeni bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. Kürt meselesine kafa yoran bir asker, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in helikopteri düştü. O karanlık Şubat gününün 2 ay sonrasındaysa 17 Nisan 1993 günü Özal öldü. Gözlerini yumduğu günün tam bir ay sonrasında acı haberin adresi bu kez Bingöl'dü. Silahsız 33 er katledildi ve tüm o zifiri karanlık çok geçmeden bir yaz günü 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta kızıl bir aleve döndü. Sadece 3 gün sonra ise bu kez Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünden bir haber geldi. Bu kez PKK sahnedeydi. 33 sivil o gün orada katledildi. Sivas kritik bir bölgeydi. Sadece bu mezhep meselesi değil Türkiye'de. Kürt meselesi de bunun için sık kullanıldı. Bugün de hala kullanılıyor. Bakın bu barış projesinde ne zaman bir adım atılacak olsa gizli bir el tarafından yeni kargaşaların çıkarıldığını görüyoruz. O zaman da öyle. Türkiye çok titiz dikkatli rayına oturmuş gelişiyordu ki Sivas'ta olay çıktı. Bir kısır döngüyü yaşıyordu Türkiye. Devlet çöküyor. Siyaset yok oluyor. Kim gelse iktidara hemen yıkılıyor. Erken seçimleri yeni seçimler izliyor. Ve başta asker, sonra yargı siyasete soruluyor. 28 Şubat'a giden yolun tohumları yavaş yavaş atılıyor ülkeye. Özal'ın ölümünün hemen ardından büyük bir siyasi krize uyandı Türkiye. Yeni reisi cumhur kim olacak sorusu vardı akıllarda ama cevapsız değildi sorular. Süleyman Demirel en büyük adaydı. Seçilmesi zor olmadı. 40 yıllık siyasi yaşamında baba diye anılan Demirel, kızım dediği bir ismi Tansu Çiller'i ardında partisinin başına bıraktı. 16 Mayıs 1993 günü elinde şapkası köşke yürüdü. Düne kadar Çankaya'nın şişmanı ve işgalci deliği Özal'ın koltuğuna oturacaktı artık.
köşke, çıkarken köşke, askere ben sorun çıkaracak biri değilim mesajını verecekti açık açık. Bir zamanlar haritalarda ve broşürlerde, kitaplarda ihtilaller ülkesi içerisinde yer alan Türkiye, bugün Cumhurbaşkanlığı konusu ile meşguldür ama bu konu nasıl çözülür? Acaba bir kaza olur mu veya acaba herhangi bir sıkıntı olur mu endişesi içeride ve dışarıda kimsenin kafasında mevcut değildir. Türkiye o günlerde ilk kez bir kadın başbakan tarafından yönetiliyordu. Ama siyaset arenası çalkantılıydı. Koalisyon demek anlaşmazlık demekti çünkü. Ve kriz demekti. Çiller ve Karayalçı'nın kurduğu DYP-SHP koalisyonu döneminde 1994'te Türkiye büyük bir krize girdi. Ülkenin neredeyse bütün döviz rezervi bir anda eriyip gitti. Cumhuriyet tarihinin en büyük devalüasyonu oldu. Türk lirası bir gecede %51 değer kaybetti. Erken seçim işte o günlerin devamında geldi. Çok değil, daha bir yıl önce yerel seçimde iki büyük kent, Ankara ve İstanbul dahil pek çok belediyeyi alan ve hizmetleriyle halkın takdirini kazanan, hızla yükselen Refah Partisi işte o seçimde birinci oldu. Ancak elde ettiği %21 oy ve karşılığı olan meclisteki 158 sandalye, Necmettin Erbakan'a tek başına iktidar şansı vermiyor. Erbakan hükümeti kuramadı. Demirel, seçime Refah Partisi karşıtı cephe vaadiyle giren Anavatan ve Doğru Yol partilerine verdiği görevi, yani bir anlamda millet iradesi köşkün de çabasıyla oyunun dışına itildi. Türk hala çalkantılar yaşıyordu o günlerde. Üstelik sadece siyaset arenasında da değil, uzun yıllar hafızalardan silinmeyen Sabancı suikasti tam da o döneme rastladı. 9 Ocak 1996 günü, yani seçimin iki hafta sonrasında Sabancı binasına baskın yapan teröristler Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe'yi katletti. İşte o günleri siyasi kavgalar da izleyecekti çok geçmeden. Hükümet ortakları Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz arasındaki tartışma sertti. Kurulan koalisyonun öncü bu yüzden hep mutluydu. Siz dedi benim ekonomiden sorumlu bakanım olacaksınız. Söyleyin bakayım bana dedi, işçilere ne kadar para vereceksiniz? Bana cevabı ben sizin öğrenciniz değilim. Ve bana kabalık yapamazsınız. Gayet sakin biçimde sorduğum sualler bunlar. Davranışını sürdürdüğü için ve bize buyurun deyip ayağa kalktığı için topluca görüşme salonunu terk ettik. Samimiyetsizliği çok açıktır. Bu bir oyun. Geriye tek yol kalmıştı artık. Seçimin galibinin, yani Refah Partisi'nin kapısını çalmak. Cumhurbaşkanı Demirel bu kez gerekeni yaptı. İstifa eden hükümetin yerine Erbakan'ı görevlendirdi. Erbakan da Tansu Çiller'le anlaştı. Refah Yol Hükümeti'nin 28 Haziran 1996 günü. İşte o karanlığa, yani 28 Şubat'a giden yolun başı. Tam bu noktaya, bugünlere de işaret eden bir parantez açmak gerekiyor. Refah Partisi'ne duyulan düşmanlığı daha iyi anlayabilmek için gerekli bu parantez. Parantezin içinde Erbakan'ın ilk icraatı var. Patronların büyük öfkesine sebep olan icraat. Erbakan'ın ilk işiydi memura yapılan %50 zam. Ama müjde bu kadarla da sınırlı değildi. Yılın devamında %50 daha zam verilecekti. Yani bu bir devrimdi. Daha işe başlar başlamaz kat sayıdaki %50 artışımız 30 milyon memuru, emekliyi, işçi emeklisini, Bağkur emeklisini sevince gark etmiştir. Bütün ülkemizde bir büyük sevinç ve ferahlık havasıyla hükümetimiz işe başladı. Refah Yol Hükümeti'nin lideri Erbakan o hamlesiyle büyük tepki topladı iş dünyasından. Bu devasa zam bir anlamda içerideki üst akla, yani o günün faiz lobisine
savaş ilanı anlamı taşıyordu. Erbakan Hoca'nın onları çıldırtan, onları aç kurtlar gibi bize saldırtmasına sebep olan Şeref Taci genelgesi var. Ne diyor genelgede? Başbakan olduğu hafta bir, bundan böyle hiçbir kamu iktisadi devlet teşekkülü, fabrikalar, devlet fabrikaları, belediyeler paralarını özel bankalara yatıramaz. Paralar devletin havuzuna yatırılacak. İki, bundan böyle hiçbir devlet teşekkülü, belediyeler vesaire fabrikalar zarara girdim, borçlanmam lazım diye özel bankalardan borç alamaz. Para devlete, para devletten. İşte 28 Şubat'ın asıl savaş sebeplerinden biri de budur. Bu TÜSİAD daha önce yine imam hatiplerle ilgili olarak bir zata bir imam hatip raporu hazırladı. Ve o raporla değerli arkadaşlarım imam hatiplerin orta kısımları kapatıldı. Bunların cemaziyel evvelliği birisi. Bunların kininin nereye olduğunu biliriz. Bunu bildiğimiz için de bu yanlışı düzeltmek bizim görevimizdir. 8 yıllık kesintisiz eğitimin mimarlarından, akıl hocalarından biri olan TÜSİAD'ın bugün bir kez daha eğitimde statükoculuğu savunması ibretlik bir durum. 28 Şubat 2012'de, yani kardeşliği operasyonun tam 15 yıl sonrasında bir AK Parti grubu sırasında kurmuştu bu cümleyi Erdoğan. Sözleri hem o günleri anlatıyordu hem de Erbakan'a öfke duyan Patronlar Kulübü'nün oyununu açık ediyordu. Gelin o konuşmanın da ışık tuttuğu günlere gidelim şimdi. Yine 1996'ya. Patronlar Kulübü'nün Erbakan'a, daha doğrusu Erbakan'ın temsil ettiği İmam Hatip okulları fikrine duyduğu öfkeye bakalım. Herkes kullanıldı, onlar da kullanıldılar. Ve kimin ileri çıkışlarıyla, işte İmam Hatip okullarında olduğu gibi ya da siyasi gündemle ilgili şimdi pek çok açıklama yaptılar o dönemde, onlarda olduğu gibi aktif bir aktör haline, yani bu 28 Şubat ortamının dolaylı aktörü haline geldiler. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü o dönemde ilk defa bir iktidar, Refah Partisi gibi bir iktidar deneyimi yaşanıyordu ve buna yönelik çeşitli tip reaksiyonlar verildi. Kimisi askeri ve cebir reaksiyonu, kimisi sembolik reaksiyon, kimisi politik reaksiyondu. TÜSİAD cebir reaksiyonun içinde yer almamakla birlikte politik ve simgesel reaksiyonda önemli bir yer oynamıştır. İşin aslı, TÜSİAD ne Refah Partisi'ni istiyordu ne de İmam Hatipleri. Onlar için İslam en büyük tehlikeydi ve TÜSİAD'ın o dönem hazırlattığı bir rapor, İmam Hatiplerin büyük tehlike olduğunu, kapatılmaları gerektiğini söylüyordu. İslam'ın harflerinin medeniyeti Latince'ye, Yunanca'ya kurban edilmiş, haftalık cuması pazara kurban edilmiş, Kur'an-ı Kerim'in mezara kurban edilmiş, değerleri, medeniyeti, örfü, adeti Avrupa'ya kurban edilmiş bir ülkede siz yeniden bu kurban edilen değerlerin bu ülkeye hakim olmasını isteyeceksiniz ve bu ülkenin tekrar kalkınmasını isteyecek. Önce ahlak ve maneviyat diyeceksiniz. Çok iyi hatırlıyorum. Yine ülkenin iyi iş adamlarından birine diyorlar ki yarın seçim var, ne düşünüyorsunuz? Diyor ki hiçbir şey düşünmüyorum. Kim kazanırsa kazansın ben kazanacağım diyor. Oralardan buralara gelin. Kendilerince başörtüsünü, sakalı, gümüş yüzüğü, yeşil rengi, dini ifadeler kullanmayı, muhafazakarlığı kendi hayat tarzlarına bir tehdit olarak, bir karşıtlık olarak görmüşlerdir. Ve demokraside sandık yoluyla, halkın seçimleri yoluyla hakimiyet kuramadıklarını anladıkları andan itibaren
zorbalığa yüklenmişlerdir. İmam Hatip okulları üzerinden çakılan kıvılcımla oluşan nefret dili dalga dalga yayılıyordu Türkiye'nin üzerine. TÜSİAD'ı dönemin deyimiyle Beşli Çete takip etti. Yine dönemin deyimiyle silahsız kuvvetlerin en güçlü ayağını oluşturuyordu Beşli Çete. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu, TİSK. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, TESK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK, işte o Beşli Çete'nin üyeleriydi. Çetenin derdi ise milletin iradesiydi. Erbakan gitsin cümlesini en çok onlar kurdu. Biz laik cumhuriyeti korumak konusunda irticacılardan, bir egemen devlet kurmak isteyenlerden çok daha kararlıyız. Tarih bizi ilk defa bir araya getirdi ve bu hepimizin söylediği, birimizin söylediği haline dönüşüyor. O nedenle bundan sonrasını Türkiye iyi izlesin, iyi gözlesin. İşçilerin, çalışanların sendikalarının kapılarında yalvarmaya son verdi. Eşel mobil sistemi kanunu çıkarttı. Emekli işçi, memur, çalışan memur ve işçilerin maaşları toplu sözleşme gününü beklemeden her ay bu ayın enflasyon oranına göre otomatik arttıran, maaşları her ay enflasyona göre arttıran bir sistemi getirdik. Sendika ağları Refah Yol'un yıkılmasına savaş açtı. Erbakan'ın lideri olduğu hükümetle asker arasındaki ilk gerilim yine o yılın, yani 1996'nın Ağustos'unda yükseldi. Erbakan o yıl ilk kez katılmıştı Yüksek Askeri Şura'ya. Ve gelenek olduğu üzere Şura sonrası bir resepsiyon vermişti. Kısa süre sonra Refah Partisi'ne PKK'dan daha tehlikeli diyecek komutan Oramiral Güven Erkaya işte o gün sahneye çıktı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bir kara lekedir. Yapanların alnında bir kara lekedir. Bunun daha da zifiri kara lekesi, onların içerisinden birisi başbakanın verdiği davete gelir, iştirak eder. Bu Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından sonra, yaş toplantılarından sonra başbakanlar yemek verirler üyelerine. Gelir şu edep anlayışına, şu terbiye anlayışına bir bakın. Gelir, bakar masalara. Nerede rakımız? Hizmet edenler derler ki ev sahibi, yani ikram sahibi böyle bir ikramda bulunmuyor falan. Gidin bana çabuk dışarıdan bulun getirin. Dışarıdan sırf hocayı üzmek için, sırf inanan insanları üzmek için dışarıya adamı gönderdi, içki aldırdı, getirdi, içki içti. Nefret dilinin ilk resmi işaretiydi bu hamle. O dil gün geçtikçe daha da sertleşti. İmam Hatiplilere ölü yıkayıcı adı yine o günlerde takıldı. Ölçü dedikleri, gerici dedikleri, ölü yıkayıcısı mı olacaksın diye tahkir ettikleri, muhtar bile olamaz dedikleri insanlar işte Cumhurbaşkanı oldu. Bu bir küçümseme etiketidir. Yanlış bir etikettir. En azından ölüm hadisesini göstermiş olan bir saygısızlıktır. Yani ölünün işte o meşhur tabirle aziz ruhuna gösterilmiş bir saygısızlıktır. İmam Hatip ya da ilahiyat eğitimi küçümseyici bir tavırdır. 28 Şubat yolu biraz da hakaret demekti. Ve hakaret edilenlerin başında başını örten genç kızlar, anneler geliyordu. O günlerin hoca efendisi, bugünün paralel devlet lideri Fethullah Gülen de modaya uydu çok geçmeden. Şu anda bu tür bir telkin veya tavsiyede bulunuyor musunuz hala? Şimdi sizin biraz evvel işaret buyurduğunuz bir şey var. Benim arz etmeye çalıştığım mülahazaların eskiler lazımı mana derlerdi. Onun gerektirdiği şeyler bunlar. Yani bir erken seçim veya bir istifa
farklı alternatif bir hükümetin teşekkülü ve teessüsü gibi hususlar. Bunlar olabilir aslında. İyi bir seçim kanunu. Umum Türk toplumunun benimseyeceği bir intihap hususiyeti ve keyfiyeti. Ve aynı zamanda belki şu da, bu da belki benim haddimi aşan bir husus. Maksadı da aşmışlık sayılabilir. Biraz da liderler ve liderler kadrosunun partiler üzerindeki pultasını gözden geçirerek, biraz da mesele onlardan kaynaklanıyor. Yeni bir yapılanma. O gün, o canlı yayında kendisinin de dediği gibi haddi aştı Fethullah Gülen. Siyasete müdahale etti. Sözleri artık manşetlerdeydi. Fethullah Gülen o gün Aydın Doğan'ın Kanal D'sinde Yalçın Doğan'ın sorularını cevaplarken modaya da uydu. Hakaret furyasına katıldı. Başörtüsü füruattır cümlesini ilk kez o gün orada kurdu. Başörtüsü sadece teferruattır. Dinin temel meselesi değildir diyerek annelerin, eşlerin, özetle Müslümanların kalbinde bir büyük yara açtı. Bunların hepsi bence çözülebilir. Buradaki televizyonda da gösterildiği gibi yani füruata ait meseleler teferruat gibi yani füruata ait meseleler usul değildir. Dinde temel meseleler değildir. Bunlar bence büyütülmemeli. Bazı şeyler vardır ki bunlar küçüktür. Toplumumuz bunlarda bir kısım şerler mülaze etse, şer olarak algılasa bile bence bu şerlere katlanmalı, daha büyük şerler bahis mevzu olabilir. Başörtüsü için teferruat demek gaflet değilse hıyanettir. Çünkü başörtünün gerek ayetle gerekse de hadis-i şeriflerle örtülmesi gerektiği, Müslüman bir hanımın başını örtmesi gerektiği ayet-i kerimelerde de El-Nur suresinde ayet-i kerime olarak var. Onlarca da hadis-i şerif var. Dolayısıyla buna füruat demek tamamen beri o zihniyet var ya, Jacoben zihniyet, onlara çok affedersiniz kaba bir ifade ama yalakalık yapmak, onlara yaramak için söylenmiş yanlış bir sözdür. Konjonktürel olarak bir dini liderle başörtüsüne bu mücadeleler yapılırken teferruat demesini esefle kınadım. Kırıldım, üzüldüm. O günlerde duruyorsam bugün de orada duruyorum. 28 Şubat sürecinde kendini mağdur ilan eden Gülen yine o günlerde bugün beddualar ederek korumaya kalktığı okullarını da askere devretmek isteyecekti. Yani adını darbeciler listesine o da yazdıracaktı. Gülen, bütün bu yaptıklarına rağmen 28 Şubat darbesinin destekçisi rolünü kamufle etmeyi başardı. 1996'nın Haziran'ında gelmişti iktidara Refah Yol Hükümeti. Daha 4 ay olmuştu yani. Ama artık İslam bir numaralı düşmandı vesayet için. Patronlar Kulübü ve Beşli Çete ile başlayan, Fethullah Gülen'le süre gelen algıyı yönetme rolüne medyanın dahil olması uzun sürmedi. Televizyonlar evlere yeni yeni yayılıyor, milyonlar akşamlarını haber izleyerek geçiriyordu. Erbakan o Ekim'de Mısır'a, Libya'ya ve Nijerya'ya gitti. İşte Türkiye ilk kez o günlerde tanıştı algı yönetimi tanımıyla. Mısır ziyareti olağan bir şekilde geçti. Ama Libya farklıydı. Dönemin lideri Muammer Kaddafi'nin bir çadırda Erbakan'ın yanı başında Türkiye için kurduğu cümleler uzun süre akıllarda kaldı. Genel olarak kardeşimiz Türkiye'nin dış politikasından memnun değiliz. Medyaya göre Kaddafi'nin o gün o çadırda kurduğu cümlelerin tek suçlusu vardı. O da Erbakan'dı.
iktidara gelmişse bir siyasi hareket ve bunu da yok etmek istiyorsanız nasıl yapabilirsiniz? Bir takım güçler vasıtasıyla, görünmeyen güçler vasıtasıyla bunu linç ederek, toplum nezdinde itibarsızlaştırarak tamamen bunları bitirmek istersiniz. Bunun en kolay yollarından birincisi medya. Sayın Ecevit'in o zaman Amerikan Başbakanı masanın üstüne, affedersiniz, oturmuş, o da el pençe, divan duruyor. Asıl görülmesi gereken bunlar. Öbür tarafta ülke çıkarları için bir ziyaret yapılmış. Bu ziyaret sırasında da bir terbiyesizlik yapılmış. Terbiyesizliği yapan kendi şeyidir, tinetini ortaya koymuştur. Erbakan'ın burada bir hatası, kusuru yok ama Erbakan'ı linç edebilmek için bu operasyonlar yapılmış. Sonradan bunların bir kısmı şey yaptılar. Biz Erbakan'a yanlış yapmışız. Erbakan milliymiş falan. Bunlar kendi basiretsizliklerini, dediğim gibi Erbakan dün piyasaya çıkmış bir adam değil. Erbakan'ı o güne kadar tanımamışsınız da ondan sonra mı tanıdınız? Erbakan, Kuzey Afrika'dan 7 Ekim 1996 günü döndü. 23 Ekim 1996 günü ise bir öğle vakti. Ankara'nın orta yerinde, Kocatepe Camii'nde işte bu manzara kaydedildi. Sakallı, cübbeli ve asalı bir grup. Yani aczimendiler bağırmaya başladıklarında artık darbenin ayak sesleri duyulur olmuştu. Hedef belliydi. Cumhuriyetin sinir uçlarıyla oynanıyor. Medya bunu körüklüyor. Ateş harlandıkça da yargı sesini yükseltiyordu. Aczimendiler artık neredeyse her akşam ana haber bültenlerinin birinci haberiydi. İlahilerden sonra gruptan bir kişi ayağa kalkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk için asrın en büyük deccali diyerek hakaret etti. Polisi de eleştiren aczimendiler daha sonra gözaltına alındı. Medya, siz neyle ilgileniyorsanız onu ekrana getirin. Bakalım aczimendiler ne yaparlar, ne yerler, ne içerler görelim. Ne zaman Atatürk tartışması olsa, Atatürkçülük elden gidiyor, şeriat geliyor, İran olacağız, Atatürk'e saldırı sözleri, cümleleri, manşetleri taşınsa, ertesi gün aczimendiler Boğaz Köprüsü'nden İstanbul'a yürüyüşe geçiyordu. Fırtınalı bir sonbaharı yaşıyordu Türkiye 1996'da. Ekim fırtınası Kasım'ın hemen başında daha da sert esti, kasırgaya döndü. 3 Kasım 1996 günü Susurluk'ta yaşanan o kaza dönemin simgeleri arasına eklendi. Mafya, siyaset, emniyet üçgeni o gün orada ortaya çıktı. Otomobilde DYP'li Sedat Bucak, polis okulu müdürü Hüseyin Koca da ve bir dönemin ülkücülerinden Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı vardı. Bir de 1970 doğumlu bir genç kız, Gonca U. Kaza, Refah Yol iktidarına denk gelmişti. Koalisyonun refah kanadı yıpratılmaya çalışılırken, Çillerli DYP de hedefti artık. Halk sokaklardaydı. Hem Türkiye layıktır, layık kalacak diye atılıyordu sloganlar, hem de tencereler, tavalar aralıksız çalıyor, ışıklar bir yanıp bir sönüyordu. Tencere ve tavayla halkı provoke edenlerin tek hedefi vardı, hükümeti devirmek. Yani milli iradeyi susturmak. İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Bu saat artık bir özlemin, bir arayışın da simgesi oldu. Türkiye 27 gündür bu saatte sürekli aydınlık için bir dakika karanlıkta kalma eylemine katılıyor. Yurttaş girişiminin başlattığı eyleme katılım her geçen gün artıyor. Evlerinde, iş yerlerinde saat 21'i karşılayanlar temiz toplum özlemlerini ışık diliyle anlatıyorlar. Bilmem efendim falanca yere cami yapılacakmış. Bilmem kurban derisini herkes istediği yere verecekmiş.
Bildiğimiz meşhur gulu gulu dansı, yam yam dansı tekrar tekrar yapılmaktadır. İşte tam o günlerde Fethullah Gülen'in de adı karıştı Susurluk skandalına. Sayın seyirciler, Susurluk zirvesinde ortaya çıkan bir listede adı geçenleri bir hafta önce hatırlayacaksınız ana haber bültenimizde duyurmuştuk. Bu listede dini bir cemaatin lideri olan Fethullah Gülen'in de adının bulunması hem şaşkınlık yarattı hem de Fethullah Gülen'i sevip sayanlar arasında tepki uyandırdı. Bu belgeye Gülen'in adını kimler, niçin koymuştu? Fethullah Gülen, kamuoyunun kafasında beliren soruları az önce haber müdürümüz Tuncay Özkan'la yaptığı görüşmede yanıtladı. İşte bu çok önemli görüşme. Eğer ben bu mevzuda ona arpanın yedide biri kadar bir fikir vermiş, onu ayartmaya çalışmışsam Allah beni de ailemi de yerin dibine batırsın. Yoksa bu israflarda bulunanları Hazreti Cebbar-ı Kahhar'a havale ediyorum. Bütün bu komplo teorilerinin ilk basamağı da dediniz. Peki efendim bu konuda sizin devlet ticariyle görüşmeleriniz oldu mu? Üst düzey yöneticilerle görüşmeleriniz oldu mu? Bu listenin hazırlanışı sırasında ya da bu listeyi ilk gören devlet yetkililerinin buna bir tepkisi yok mu? Nedir bu olay? Aslında bakılırsa hemen benim görüştüğüm veya beni aradılar. Ben kimseyi aramadım. Başbakan da aradı. Böyle bir şey yoktur dedi. Doğru değil dedi bu. Ve tabii o arada sizin dediğiniz şeyler de söyler dedi. MİT listeleri olabilir dedi. Bunlar açıklanmaz dedi. Kayseri'nin Refah Partili Belediye Başkanı Şükrü Karatepe kameraların karşısında o kazanın tam bir hafta sonrasında göründü. Türkiye'de henüz gerçek demokrasinin olmadığını söyledi o gün. Bu, onun siyaseten linç edilmesi anlamına geliyordu. İnsanları köle gibi gören ve rey verip meclisini seçen insanlara hiç muamelesi yapan bu düzen mutlaka değişmelidir. Tayyip Bey 10 ay, ben 12 ay ceza aldım. 10 ay ceza alanlar 4 ay, 12 ay ceza alanlar ise 5 ay cezaevinde kalıyor. Kış Türkiye'ye daha da sert geldi. Aralık ayında artık üniversiteler de işin içindeydi. Başta da Çevik birden aldığı talimatla katsayı engelini öğrencilerin karşısına çıkaracak isim. Dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu. Dışarıda toplanmış 500 tane öğrenci olduğu meçhul kişi. Şu anda hepimizin güvenliği bir anlamda tehlike altında ise buraya gelmeyenlerde İradeler teslim edilmiş, akıllar kiraya verilmiş şekildeydi. Ben derslerimde öğrencilerime ilk tembihlerimden bir tanesi, kimseye iradenizi teslim etmeyin, Allah'ın size vermiş olduğu akla ihanet etmeyin prensibini öğrencilerime arz eden hocalardan bir tanesiyim. Benim 19-20 yaşında, 21 yaşında sakın bunu yapmayın dediğim öğrencilerin, sakındırmaya çalıştığım öğrencilerin yapmamalarını istediğim eylemi koca koca profesörler bir paşanın huzurunda, sanki bir şeyh huzurundaki mürit görüntüsü sergilemeye başladılar. Dönemin deyimiyle artık İslam çok oluyordu. Nerede çok oldu İslam? İslam işte siyasette çok oldu. Yani %22'ye ulaştı. Hükümeti kuran parti haline geldi. Ekonomide çok oldu. Hatırlarsanız yeşil sermaye kara listelerinin hazırlanması. Bürokraside çok oldu. İşte iktidar oldunuz ve bürokratik kademeleri tayin etmeye başladınız. Bürokraside çok oldu. Eğitimde çok oldu. İmam Hatip okullarına giden öğrenci sayısının belirli kontenjanları, yani kurulu düzenin, statükonun kontenjanlarını aştığı düşüncesiyle eğitimde çok oldu. Artı üniversitelerde başörtülü öğrencilerin çoğalması da eğitimde İslam çok oldu kanaatinin sanki gerekçesi gibi kabul edildi. İşte kamuoyunda oluşturulan o çok oldular algısı 28 Aralık 1996'da başka bir aşamaya taşındı.
medyanın o güne kadar aralıksız haberini yaptığı Aczi Mendi lideri Müslüm Gündüz, bir kez daha televizyonların canlı yayınına konuk oldu. Bu kez genç bir kızla, Fadime Şahin'le birlikte bir evdeydi. Üstelik yarı çıplak vaziyetteydi. Evdeki hanım eşiniz mi? Evet. Nasıl eşiniz? Eşim. İmam nikahlı mı? Evet. Müridiniz mi? Hayır. Ailem. İstanbul'dan evlendiniz. Geldikten sonra hayır. Mı? Benim ailem. Kimliği nedir? Şimdi Saniye. İstanbul'da mı tanıştınız kendisiyle? Hayır efendim, Elazığ'dan gelen hanımı tanıyorum. Müslüm Gündüz evinde bir bayanla birlikteydi ve o eve operasyon yapılacak ve bütün Türkiye'ye bir algı operasyonu yapılacaktı. 3 gün kapısında beklendi Müslüm Gündüz'ün, çünkü 3 gün boyunca Müslüm Gündüz'ün banyo yapması gerekiyordu, çıplak yakalanması gerekiyordu ki algı operasyonu bütün Türkiye'yi ayağa kaldırsın. Medya olmasa 28 Şubat olmazdı. Asker o dönemde açık silahlı darbe yapma imkanlarına sahip değildi. Uluslararası konjonktür ve ulusal konjonktür, ulusal konjonktürden bahsettiğim piyasa ekonomisi. Buna müsaade kolay kolay etmezdi. Anca yapabilecekleri sistem üstünde demokratik kurumları militarize ederek bir hükümranlık kurmaktı. Bunu da kamuoyu oluşturarak yapmak ve kamuoyu desteğini arkasına alarak yapmak mümkündü. Burada da basını kullandılar. Sadece kullanmadılar basını, basın doğrudan doğruya bu işin ortağı oldu. O günlerde kartel medyası adıyla anılan bugünün okyanus medyası, Türkiye'ye İslam'ı anlatırken sadece ve sadece Aczi Mendi'lerin görüntüsünü, fotoğraflarını kullanıyor, bir anlamda İslam böyledir diyordu. Ama Gündüz'ün adı yetmemişti medyaya. Türkiye yine o günlerde yeni bir ismi daha tanıdı. Şeyh Ali Kalkancı. Kavrulur kirlimiz ayrake gider. Allah işte yoksa sevaba sebeptir çekilen çile. Hattınızı kiraya verdiniz mi? Gidersiniz Hindistan'da ineğe de mürid olursunuz. İte de, ata da, sineğe de mürid olursunuz. Yani o açıdan biz diyoruz ki olaylara nefsi yaklaşmayalım. Türkiye dün neredeydi, bugün nereye geldi? Şu gelinen noktaya şükredelim. Türkiye'miz elhamdülillah şimdi başörtüsü sorunu liselerimizde bile yok. Ortaokullarımızda bile kalmadı. Allah'a şükür devlet dairelerimizde kalmadı. Efendim bugün harp okullarına kadar Kur'an-ı Kerim dersleri, siyer dersleri kondu. Şu MHP hükümeti, Anasol'da hükümeti 10 yaşında Kur'an-ı Kerim, 10 yaşındaki çocuğa Kur'an-ı Kerim öğreten imamlara 3 yıl ceza getirmişlerdir şu memlekette. Aczi Mendiler diye bir grubu üreterek ya da varsa onları gidip büyüterek ya da benzer Ali Kalkancı gibi ahlaksız imam ya da namussuz başörtülü gibi bağlantılar, metaforlar kurarak İslami kesimin ve alanın ne kadar kirli olduğunu anlatmaya çalışan bir politika. Bu politika hem toplumu kutuplaştırmaya yöneldi, hem aynı zamanda çeşitli adli takibatların yapılmasına, bütün bu manasız üretilmiş senaryo olayların siyasi partilerle, büyük siyasi eylemlerle bağlantılandırılmasına kadar giden yolu açtı. Yani bunlar o dönemde sıradan polisiye vakalar değildi. Bunlar büyük psikolojik harekat hamleleriydi ve 28 Şubat özü itibariyle büyük bir psikolojik harekat hamlesidir ve bunlar çok merkezde yer alırlar. Aylardan Ramazan'dı. Necmettin Erbakan 11 Ocak 1997 günü Türkiye'deki dini önderlerle buluştu. Başbakanlık konutunda verilen iftar yemeği medya için bulunmaz nimetti. Böyle insanlar var. Bunlar yaşıyorlar. Ve bunlar yani bugün bunlar uzaydan gelmedi. Bunlar bir başka ülkeden buraya gelmedi. Bunlar oldu mu olası bu ülkede varlar. Bu ülkenin temel değerlerinden birileri bunlar. Nasıl ki üniversitedeki öğretim görevlileri varsa, nasıl ki TÜSİAD varsa bunlar da var. O güne dek
sırasıyla önce Patronlar Kulübü, ardından Fethullah Gülen, sonra medya ve yargı, ardından üniversiteler girmişti devreye. Ama artık en korkuncu, asker de işin içindeydi. Kardeşliğe karşı kurulan kirli ittifak artık milletin iradesine açık açık saldırıyordu. İftar yemeğinin tam 11 gün sonrasında 9 orgeneral Gölcük'te buluştu. Tam 72 saat aralıksız konuştu. Dışarı pek bilgi sızmadı ama tek bir cümle ne planlandığını anlatıyordu. Komutanlar irticanın iktidarda olduğunu konuşmuş, bundan rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi. Darbe adım adım geliyordu artık. Ankara'daki Refah Partili Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs Gecesi'nin hemen sonrasında, 4 Şubat günü kaynayan ve kaynadıkça basıncı artan kazan patladı. 20 tank ve 15 zırhlı araç Sincan'da yürüdü. Bu, dönüşü olmayan yol demekti. Tanklar Sincan'da sabah saatlerinde yürümüştü o gün. Öğleden sonra bu kez darbeye destek verenler kervanına köşk de katıldı. Başbakanlık görevini istemeye istemeye 6 kez askere devreden, hatta kişisel tarihinde askere sert çıkan Demirel, bu kez askerden yanaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet'in ve rejimin bekçiliği görevini, yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunulması görevlerini bırakıp, memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, Cumhuriyet ne hale gelir? O cümleleri kuran da Süleyman Demirel'di. Köşke çıkınca darbeye destek veren de, dün dündür, bugün bugündür sözünün sahibi de. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı olarak ve Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirleyen kişi olarak bu konuda yol kesici, önleyici bir rol oynayabilirdi. Ancak o da hükümetin gitmesini istediği için, gerek Refah Partisi'nden hazzetmediği için, gerekse de kendisinin içinden geldiği Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı Tansu Çiller'le olan ihtilafı nedeniyle, o da bu hükümetin bir an önce gitmesini istiyordu. Ve Seyahat Bakanı olarak bulunduğu konumuna müşahittir. Askerle ilişkileri fevkalade o dönemde düzgündür. Çünkü askere bir 6 defa gittim, 7 defa geldim de. Asker 6 defa onu devirdi. Ama şimdi efendim önümü gösterip sıtmaya razı etmek var. İki Erbakan Hoca'yı görünce Demirel kıymete geçti orada. Ve böylece de asker bir numara olarak bunu zaten Demirel onu becerir yani. Evelallah o ayak oyunları çok güzel becerir. Halk yanlış yapar, halk bilmez. Siyasetçi de bilmez. Dolayısıyla esas sistemin sahipleri, vesayet sisteminin sahipleri bu işi bilir. O yüzden Çankaya önemlidir. Dolayısıyla Demirel de zaten o vesayet sisteminin tanzim ettiği şekle göre hareket etmiştir. İktidarın kendi içerisinde başbakan değiştirerek yoluna devam etme gayreti ya da bir şekilde erken seçime gitme gayretinin de Çankaya darbesi şekliyle Demirel'in en azından Doğru Yol Partisi içerisindeki bir takım insanları kullanarak engellendiğini görürüz. Ki Demirel halkın en azından halka biraz daha yakın davranabilecek bir cumhurbaşkanı olarak geldiği o makamı maalesef işgal ettiği süre içerisinde sistemin temsilcisi, sistemin bir uzantısı ve Türkiye'nin belki ilerlemesi yolunda atılabilecek adımları engelleyebilecek bir mekanizma olarak sürdürmüştü. Siyasi yaşamı boyunca ne çektiyse askerden, vesayetten çeken Demirel, artık vesayetin ta kendisiydi. O çalkantılı günlerde Erbakan'a bir mektup yazdı. Görevi bırakmasını istedi. Üstelik bunu askerin ağzıyla söylüyordu. Nitekim aynı gün dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya da söz aldı. İrtica PKK'dan daha tehlikeli, dedi.
Türkiye'deki Cumhuriyet modeli Müslümanların ve dinin tırnak içinde söylüyorum, istenilir ve kullanışlı ve ehli bir hale getirmesi politikasıdır. Yani Cumhuriyet'in din politikaları bizim Cumhuriyet modelimizi tanımlarlar. Böyle baktığınız zaman çığırından ve şirazesinden onlara göre çıkıyorsa din, onu tekrar o çizgiler içine çekmek önemli bir husustur. 28 Şubat da bu anlamda ikinci büyük Kemalist atılım projesiydi. Yani dini tekrar resmileştirmek, dini tekrar beyazlaştırmak, dini tekrar devlet dilinin etrafında tanımlamak. Hem silahlı kuvvetlerin generalleri hem de köşk, Türkiye'yi 28 Şubat 1997 günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nu beklemeye yine o gün çağırdı. ...28 Şubat 1997 Cuma günü gün ortasında başladı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Masanın başında Demirel vardı. Hemen sağında Erbakan, solundaysa Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı. Toplantı uzadıkça uzadı. Ne olacağı zaten belliydi. Ama beklenen sonuç gece yarısı açıklandı. Tam 18 madde alt alta yazılmıştı. Bu bir muhtıraydı. Bildiride, laiklik hassasiyetle korunmalı. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaya konulmalı. Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun, ihtiyaç düzeyinde tutulmalı. Tarikatların faaliyetlerine son verilmeli. Bu darbe de benim anladığım kadarıyla Amerikan patentli bir darbedir. Esas darbe o zaman iktidarda bulunan Necmettin Erbakan'ı bertaraf etmek için yapılmıştır. Necmettin Erbakan, yani mezhep hareketi biliyorsunuz Türkiye'de ciddi manada Amerikan aleyhtarı bir harekettir. Türkiye'deki partilerin hemen hepsi Amerika ile bir şekilde paralelken MSP ve biraz da MHP, ama esas MSP Amerikan aleyhtarı bir çizgi çizmiştir ve iktidara gelmiştir. Bu Amerika'nın Orta Doğu'daki planlarına, Türkiye'deki yatırımlarına hepsine ağır bir darbe demektir. Amerika bundan korkmuştur ve Erbakan'ı tasfiye etmek için, MSP'yi tasfiye etmek için 28 Şubat darbesini yapmıştır. Fakat bu darbe tabii biliyorsunuz bir binayı tamir etmek için yıktığınız zaman her tarafı yıkılır. Bu darbe de ciddi bir travma meydana getirdi Türkiye'de. Askerlerin bütün hak ve hürriyetler kanadını engellemesine sebebiyet verdi. Askerler bunu daha önce yaptı. Belki askerdir. O bir şeyi çöz dediğiniz zaman radikal bir şekilde çözer. Belki bu normal karşılanabilir ama Demirel'in buradaki rolü çok menfi oldu. O gün Sayın Başbakan, rahmetli Erbakan Milli Güvenlik Kurulu'ndayken aynı saatlerde biz kızı Zeynep Erbakan'ın evinde, eşi Nermin Erbakan, diğer kızı Elif Erbakan'la beraber hem bir sohbet, çay beraberliği hem de Refah Partisi Kadınlar Komisyonu'nun bir toplantısını gerçekleştiriyorduk ve hocamız o MGK toplantısı bitip de eşini aradığında sofradaydık da aynı zamanda. Bittiğini eşine bildirmişti. Özellikle öne çıkan bir şey dikkatimizi çekmemişti. Çünkü biz o dönemde Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi bir uçak ikmali, bir benzin alma gibi bir başkandan diğer genel başkana bir başbakanlık değişikliği yapılacağını düşünecek kadar belki saf bir şekilde siyasete bakıyorduk. Milli Güvenlik Kurulu'nda kapalı kapılar ardında eğitim sisteminin baştan aşağı değişmesi kararı da alınmıştı. Formülün adı 8 yıllık kesintisiz eğitimdi. O 18 maddenin denetlenmesi de gerekiyordu bir yandan ve kurul denetim işini Batı Çalışma Grubu'na vermişti. Grubun isim babası ve komutanı Çevik Bir'di.
asker o dönem tam 6 milyon kişiyi fişledi. Kim namaz kılıyor? Kim çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyor? Hatta kim oruç tutuyorsa listedeydi. İşte o çevik bir, bugünlerin MHP'lisi, o günlerin DYP'li İçişleri Bakanı Meral Akşener'i de tehdit eden isimdi. Dönemin kudretli paşası Akşener'e mesaj gönderip, söyleyin o kadına, onu yağlı kazağa oturturun diyecek. Ama ilginçtir, Meral Akşener ondan ne o gün ne de aradan yıllar geçtikten sonra asla şikayetçi olmayacaktı. Çevik bir My S dergisine yazmış olduğu, Amerika'da 2002 tarihinde yazmış olduğu bir analiz, yani İsrailli bir stratejistle birlikte bir makale kaleme alıyor. Burada diyor ki biz Refah Yoluk'tan İsrail'in menfaatlerine aykırı hareket eden, bakın bu çok önemlidir, bunu bir söyleyen o dönem Genelkurmay ikinci başkandır. Biz Refah Yol iktidarını ordu, MGK ve İsrail ile birlikte yıktık demektedir. ...21 Mayıs 1997 günü, yani Milli Güvenlik Kurulu kararının neredeyse 3 ay sonrasında, o güne kadar kararlara imza atmayan, yani vesayete direnen, milletin verdiği yetkiye sahip çıkan Erbakan'a en sert darbelerden biri geldi. Bu kez dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş çıktı sahneye. Refah Partisi irticai faaliyetler gösteriyor dedi, kapatılmasını istedi. Aynı Vural Savaş tarihe geçecek bir tanım da yaptı o gün. Refah Partililere hem habis ur hem de kan emici vampirler diye seslendi. Üstelik bu ifadeleri iddianamesine, yani resmi evraka yazdı ve altına imzasını attı. Ana nasıl vampirler ya? Kan emici adam. Adam dediğime bakmayın. Lafın gelişi söylüyorum adam. Dönemin tarihe geçen sözlerinden bir diğerinin sahibi de Genelkurmay Başkanlığı görevini 30 Ağustos 1998'de İsmail Hakkı Karadayı'dan devralan Hüseyin Kıvrıkoğlu oldu. 28 Şubat bin yıl sürecek dedi. İşte bin yıl diyenler bin yıl diyorlar da o bin yıl diyenler acaba şu anda hatırlayan var mı onları? Ne mümkün mü? Zaten bin yıl geçmeyeceği de aşikardı. Bunlar kendileri uzatmaları oynuyorlardı. Kendileri bu millete tersler. Kendileri bu millete yabancılar. Kendileri kendi medeniyetine yabancılar. Hala bu milleti de illaki batıyı adapte etmek istiyorlar. Dininden, imanından, medeniyetinden, köklerinden koparmak istiyorlar. Yani adeta oruç tutmayan bir nesil yetiştirmek istiyorlar. 7 Haziran 1998 günü. Başında bin yıl sürer sözünün sahibi Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun bulunduğu Genelkurmay'dan yeni ve sert bir hamle daha geldi. Asker onlarca firmaya ambargo uygulanmasına hükmetti. Üstelik o firmalara, şirketlere bir isim de takılmıştı. Medyanın seveceği bir isim. Yeşil Sermaye. Türkiye tarihinde 28 Şubat sürecindeki kadar toplum iki gruba hiçbir zaman ayrılmamıştır. 28 Şubatçılar köftecilere kadar toplumdaki işletmeleri bile laik olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırdılar. Anadolu'daki işletmelerin çoğuna gerici, yobaz, irticai işletme damgası vurdular. Bisküvi üreticilerini bile laik olanlar, olmayanlar diye ayırdılar. İlerleyen günleri kelimenin tam karşılığıyla vesayetin gölgesinde yaşadı Türkiye. 10 Haziran'da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanları ve üyeleri, özetle tüm yüksek yargı karargaha çağrıldı. Konu belliydi. İrtica. Yargıya o gün orada irticanın ne denli büyük bir düşman olduğu anlatıldı.
artık iyiden iyiye köşeye sıkıştırılmıştı Erbakan. 28 Şubat'ın karşısında. O yılın Haziran'ının 18'ine kadar durmuştu. Koltuğunu terk etmemişti. Ama daha fazla duramadı. İstifa etti. Ahmet Taş getiren Yeni Şafak gazetesindeydi o günlerde. Milyonlara savunan adamı, yani Erbakan'ı bir yazısında anlattı. Genç adam seher vakti kalktı. Gecenin derinliği her yerde hissediliyor. Abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, Yasin-i Şerif'i okudu, sonra dua etti. Rabbim, onun göğsüne inşirah ver, göğsünü aç, genişlet. İşini kolaylaştır, dilindeki düğümü çöz, ta ki sözlerini doğru anlasınlar, dedi. O güne kadar pek çok kere eleştirmişti. Zaman zaman, acaba gerçekten samimi mi, yoksa diye sorular ve ihtimaller arasında bocaladığı bile olmuştu. Ama işte şu tercih noktasında, aklına duadan ve muhabbetten başka bir şey gelmiyordu. 71 yaşında, yüzüne tevekkülün ince izleri sinmiş bir adam, hiçbir şekilde yıkılmadığını ifade edercesine, zarif bir tebessümle basamakları tırmanıyordu. Savunacaktı. Savunulması gereken ne varsa hepsi. Üstüne yürünen her şeyi, ezilen her insanı, horlananları. 71 yaşından sonra insan, kendi dünyasını savunmazdı. O savunma bir gelecek savunmasıydı. Her adımı bir kefaret olmalı, geçmişte hata olarak görülenlere, diye düşündü. Sabah güneş doğarken o hala dua iklimini yaşıyordu. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e merhamet et, diye dua etti. Sonra, Allah'ım, ümmeti Muhammed'e yardım et, koru. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e mağfiret et. Sonra, seni seviyoruz savunan adam, diye seslendi. 20 Kasım 1997 Yeni Şafak. Ben ona İslam'ı azaltma operasyonu diyorum. 28 Şubat'ı tanımlarken İslam'ı azaltma operasyonu. Nerede azaltıldı? İşte siyasette azaltıldı. Bir kere iktidardan düşürüldü Refah Partisi, artı parti kapatıldı, siyasette azaltıldı. Ondan sonra ekonomide azaltıldı, yeşil sermayeye karşı operasyonlar yapıldı. Eğitimde azaltıldı, İmam Hatip okullarına yönelik bir operasyon yürüdü. Başörtülü öğrencilere yönelik operasyon yürüdü. Bürokraside azaltıldı, eşi başörtülü olan mülki amirlere, subaylara yönelik kıyımlar, işte mesela ordudan atılmalar, eşi başörtülü kaymakamların fişlenmesi vesaire gibi bir takım uygulamalar yapıldı. Erbakan, işte bu yazının kaleme alındığı günlerde ayrıldı başbakanlık görevinden. Hedefi koltuğunu ortağı Tansu Çiller'e devretmekti ama olmadı. Demirel yine devreye girdi. Siyasete açık bir darbe daha vurdu. Hükümet kurma görevini, tek bir oyu dahi olmayan, hatta parti lideri de olmayan birine, Yalım Erez'e verdi. Bir darbeden çok daha fazla etkili olacak darbe ortamını, darbe sistemini Türk devletine ve Türk toplumuna yerleştirmiştir Demirel. Demokrasinin militanlaşmasının, militarize olmasının, Emasya gibi yapıların hayatımıza girmesinin kapılarını açan aktör olmuştur. Dolayısıyla 28 Şubat bakımından baktığımız zaman tarihsel olarak Demirel büyük bir sorumludur. Efendim, hem şeyle, Çiller'le sorunu, hem Erbakan rahmetliyle sorunu olduğu için kendisinin önce kızım filan diye getirdi, sonra malum araları açıldı. Ve 28 Şubat sürecinin arkasında Demirel birinci elden rol oynamıştır. 2 Şubat'a gelirken Türkiye'de belli ki bazı kesimler tarafından arzu edilmeyen bir iktidar, Refah Yolu Hükümeti iş başına gelince, hakim çevrelerle beraber o iktidarın bir an önce baştan gidebilmesi için
başka şeyler yapacağını, bu süreci hızlandırdığını görürüz Sayın Demirel'in. 28 Şubat postmodern darbesiyle Türkiye'de bir takım işler, işte birilerinin devletten temizlenmesi gerekiyordu. Efendime söyleyeyim, işte imatiklerin kapatılması gerekiyordu. Başörtüsü işinin, çünkü toplum Özal'dan sonra kendi başına bir takım şeyler yapmaya başlamış. Bir takım özgürlük alanları açmış ve daha özgür bir ortam, böyle bir ortam halka tanınamaz. Dolayısıyla devlet ve sistem neyi tarif ediyorsa bunun dışına çıkan herkes bertaraf edilmelidir. Dolayısıyla Demirel bu bertaraf etmenin baş aktörü olarak görev almıştır. Yalım Erez kuramadı hükümeti. Kurması da beklenmiyordu zaten. Sonunda Demirel'in desteğiyle ANAP liderliğinde Ecevit ve Baykal'lı koalisyon oluşturuldu. Ana sol D'nin tek bir hedefi vardı. O da Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararları uygulamak. Aynı dönemde meslek liselerine devam eden gençler de mağdur edilmişti. Yani bir anlamda asker ve yargı kurunun yanında yaşın da yanmasına hükmetmişti. Bir nesil ziyan edilecekti. Ama bu ne askeri vesayetin umrundaydı, ne yargının, ne medyanın, ne de siyasetin. İmamatikler bahane edilerek bir taşla bir sürü kuşlar vuruldu. Nesiller yok edilmeye kalkışıldı. Özellikle meslek liselerinin önü kapatıldı, Türkiye'de üretimin önü kapatıldı. Bunun üzerinde çok fazla durmuyoruz. Aslında imamatikler bahane edilerek ülkenin üretim sadece dini inanç kaynağı değil, asıl üretim kaynağı yok edildi. İşte o dönem, önce milletin iradesine, sonra siyasetin ta kendisine müdahale eden Demirel, kısa süre sonra bir daha konuşacak ve bu kez açık bir dille ifade edecekti başörtüsüne duyduğu öfkeyi. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Anayasa Mahkemesi koymuş, Danıştay koymuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi koymuş, başı bağlı olarak okutulan yerlere git, oraya git. Arabistan'da falan vardır, oralara git. Kaderin cilveleri var. O günlerin baş aktörü Demirel, yıllar yıllar sonra bakın bir gencin hangi sorusuna muhatap kalacak ve yüz ifadesi nasıl değişecekti o soru karşısında. Yıl 2006, Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce de bahsedildiği gibi bir televizyon programında çıkarak aynen şu sözleri sarf ediyor. Orası üniversite, oranın kuralları var. Danıştay, Anayasa Mahkemesi karar vermiş. İlla başı bağlı okumak istiyorsan başı bağlı olarak okunabilen yerler var, oraya git. Arabistan'da falan öyle yerler vardır, oraya gidin, orada okuyun. Türkiye laiklikten vazgeçemez. Herkes aklını başına toplasın. Cumhuriyet'in 5. neslini yetiştirmiştir Cumhuriyet ve bu nesil Cumhuriyet'e sahip çıkmaktadır. Türban, özgürlük falan değildir, bu gericiliktir. Hepimizin medyadan takip ettiği başörtüsü konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın affına sığınarak sormak istiyorum. 4 yıl önceki Türkiye, şimdiki Türkiye değil mi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız 4 yıl önceki Süleyman Demirel değil mi? Bazı gazetelerde yazılıp çizildiği gibi 180 derece bir dönüş mü söz konusu? Sayın 9. Cumhurbaşkanımızdan dün dündür, bugün bugündür cevabı değil. Bizleri bu konuda başörtüsü çözümü nedir? Bu konuda bilgilendirmesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var. İşte bu anayasa. Bu anayasa halktan %92 oy almış. Bu anayasanın kurduğu devlet, getirdiği kurallar herkesi bağlar. Bu anayasa %92, bu anayasa 1982'de oylandı, %92 oy aldı halktan. Darbesi marbesi ayrı iş. Halktan %92 oy aldı bu anayasa. Hedef bütün bir toplumdu. Ama özellikle de dindarlardı. Refah Partisi 28 Şubat'ın tam 11 ay sonrasında kapatıldı. Ama partililer yılmadı. Yeni seçime Fazilet Partisi adıyla giren eski Refah Partililer vesayete yine kurban gideceklerdi o günlerde. Sayın Başkan ve
hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma hatırı bildiriniz. Karışık duygular, üzüntü, şok, korku, heyecan. İçten içe bir gurur. Kibir değil ama utanacak bir şeyi yapmamanın verdiği bir doğrulukla gelen gurur da vardı. Ama bunları böyle ayırt edemedim o anda. Çünkü kalbimin sesi o kadar yüksekti ki kulaklarımda. Belli bir noktadan sonra da sanırım savunma mekanizmam devreye girdi ve artık unutu halinde duyar oldum o dışarı seslerini. Kim yoktu ki 28 Şubat'ı hazırlayan günlerde sahnede? İmam hatipler kapatılmalı diyen, erken seçim isteyen Patronlar Kulübü mesela. Sonra Beşli Çete, yani milli iradeyi yok sayan sendikalar ve odalar. Ve Fethullah Gülen elbette. Haddimi aşıyorum belki ama diye başladığı cümleyi erken seçim olmalı diye bitiren, Allah'ın emri başörtüsüne teferruat diyen bugünkü paralel devlet lideri. Yargıyı ve rektörleri de eklemek gerekiyor o hepiniz oradaydınız listesine. Necmettin Erbakan'a, yani başbakana küfretmeye yeltenecek kadar kudretli paşaları da tabii. Allah kusur etsin. Kim sana bunları söylüyor? Hani Arap gibi olacaksın. Arapistan gibi olacaksın. Ulan dinle krallık var mı arkadaşlar? Bana bir süreyi ya. He? Adam olalım krala gidip bir sabir olacaksın. Kusura bakma. Adam olalım. Sülalesinde oraya devletin kirarayında bir sabir olacaksın. Herkes oradaydı listesi tabarı. Ama başına kuşkusuz dönemin kartel, bugünün okyanus medyasını koymak gerekiyor. Yani bugün özgürlük diyenleri ama o gün özgürlüğe hakaret edenleri. İşte 28 Şubat sürecinden kalma bir yazı. Kirli ittifakın o gün bugündür değişmediğini anlatan kanıt. Gazetenin adı Hürriyet. Yazarın adı Fatih Altaylı. Yeni Vatandaşlık Görevim başlıklı yazısında aynen şöyle diyor. Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok, savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de, bu kanun tanımayanları yakalatmak mı kötü? O dönemde sadece Altaylı değildi, kardeşliğin üzerine böylesine büyük kin ve nefret tohumlarını eken. İşte bir diğeri, gazete yine Hürriyet. 1998'in 3 Mart'ı. Yazar bu kez Ertuğrul Özkan. Köşesinde askerden aldığı bilgileri aktarıyor. Ama başörtüsü ve türban kelimelerini özellikle seçiyor, yerli yerine koyuyor. Yani tıpkı bugün olduğu gibi o günde algıyı yönetiyor. Askerler İran'da Hümeyni hareketini çok yakından incelemişler. Öyle anlaşılıyor ki İran olayı askerlerin derin bilinçaltına işlemiş. Mesela türban konusuna bu refleksle bakıyorlar.
Sokaktaki kadının başörtüsüne karşı hiçbir tepkileri yok. Hatta bizim ailelerimizde de başörtüsü takanlar var diyorlar. Ama okullarda, hastanelerde ve devlet dairelerinde türban olayına kesinlikle karşılar. Bu da bir başka örnek. Gazete bu kez o zamanlar yine Aydın Doğan'ın sahip olduğu Milliyet. Tarih 28 Mart 1998. Yazar Yalçın Doğan. Cami ideolojik merkez olunca başlığı özetliyor aslında Yalçın Doğan'ın fikrini. Şöyle diyor Doğan. Çok söylendi. Son yıllarda cami sayısı okul sayısını geride bırakıyor. Hatta ihtiyacı karşılamak için değil, cami yapımının ideolojik gösteriye dönüştüğü biliniyor. Son yıllarda Refah Partili belediyeler ihtiyacı gözetmeden her yere cami yapımına izin vermekte yarışıyor. Bu aynı zamanda çevre planlarını bozuyor. Yine o günde bir başka örnek daha. Yani yine 28 Mart 1998. Yıllar sonra seçilmiş iktidara köşesinden savurduğu galiz küfrün üzerine terk edeceği gazetecilik mesleğini o günlerde hala sürdürenlerden biri Oktay Ekşi de var. Hepiniz oradaydınız listesinde. Dili aynı dil, nefreti aynı nefret. Bugünkü hükümetin gericilikle mücadele etmek gibi temel bir görevle iş başına geldiğini hiçbirimiz inkar edemeyiz. Ama bugünkü hükümetin göreve başlaması üzerinden geçen 8,5 aya rağmen 8 yıllık zorunlu eğitim yasasının meclisten geçmesi dışında gericilikle mücadele anlamında doğru dürüst bir şey yapmamış olduğu da meydanda. Şimdi basın özgürlüğü yok diye gürültü koparanlar, o paçavra gazeteleri elinize alıp her gün ülkenin başbakanına, ülkenin cumhurbaşkanına hakaretler eden ve özgürlük yok diyen o ahlaksız paçavra gazetelerin o günü gidip el pençe askerlerin karşısında briefing aldı bu ahlaksızlar. Gelin bir de rakamların dilinden bakalım 28 Şubat'a. 255 milyar 512 milyon lira. Bu 28 Şubat ve sonrasında patlak veren 2001 krizi nedeniyle oluşan borç tutarı. Yani 28 Şubat'ın toplam maliyeti. 43 milyar 250 milyon lira. Bu o süreçte el konulan bankaların devlete getirdiği ek. 3 milyar lira. Bu 28 Şubat'ta kamu bankalarından kartel medyasına aktarılan kredi miktarı. 400. Bu 28 Şubat sürecinde Genelkurmay'daki irtica briefingine katılan hakim ve savcı sayısı. 33.271. Bu 28 Şubat döneminde kıyafeti nedeniyle disiplin soruşturmasına uğrayan öğretmen sayısı. 1635. Bu irtica suçlamasıyla ve yaş kararlarıyla askerlikten atılan personel sayısı. 210. Bu irtica gerekçesiyle hakkında rapor tanzim edilen kaymakam ve vali sayısı. 21. Bu da o dönemde kapatılan vakıf sayısı. İşte bir 28 Şubat, o günden bu yana hakikaten çok ciddi bir ara oldu. O ara bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi aslında. Çok şeyler. Bunun bedeli aslında çok ağır oldu bu ülkeye. Bunun farkında olanlar var ama hala olmayanlar var. Bir nesil aslında adeta katledildi. Dönemin farkında olanlar var, bir de farkında olmayanlar. O gün, yani milli iradenin önü kirli ittifaklarla kesildiğinde doğanlar, bugün tam 18 yaşına girdi. Abilerinin, ablalarının kazanıp da gidemediği üniversiteye gidecek yaşta artık 28 Şubat doğumlu çocuklar. Oy verecek yaştalar.
Şeriatçıları oradan kovacağız. Buraya kaçmak gerekli yani, biliyor musunuz? Biz senin anlayacağın dilden konuşmasını biliriz. Allah inandığım için mi beni korkutuyorsunuz? Aslında dönemi anlayabilmek adına üç temel ayrım yapmak gerekiyor tam bu noktada. İlki 28 Şubat'a gelinen yol. İkincisi 28 Şubat günü. Üçüncüsü de o günkü Milli Güvenlik Kurulu'nu izleyen haftalar, aylar, hatta yıllar. Yani diğer bir adıyla zulüm. 2000 yıllara uygun olan şu görünüşümüzün bütün bundan sonra da bütün ömrümüz boyunca devam etmesi ve biraz sonra yapacağımız yeminin de bir daha aklınızdan çıkmamasını hatırlatalım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Hemşirelik Yüksek Okulu mezuniyet töreninde kaydedildi görüntü. O gün o kürsüden üniversiteli kızlara görünüş uyarısı yapıldı. Ama uyarı sadece sözde kalmadı. Bakın o gün o üniversitede başka neler oldu. Bu okulun öğrencisi oluyorum. Arkadaşlar dur. Bir okul birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilmedi. Bırakın. Konuşmaya hakkın yok. Sakin. Hayır, terkisi de yetişmiyor. Söz vermiştim. Burada emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak. Bu üçüne. Bu üzüntümüz nedeniyle yani şu an içeriye alınmıyoruz. Arkadaşlar içeride yemin ediyor. Ve biz öğrencisi, bu okulun öğrencisiyim. Ve üstelik sınıf birincisiyiz. Birincisiyim ve arkadaşlar da başarıyla okullarını tamamladılar. Buna rağmen içeri alınmıyoruz. Başörtülüye zulüm bir kara lekeydi ve yayılıyordu Türkiye'nin dört bir yanına. Başörtüsü var diye hastanelerde muayeneye alınmayanlar bile oldu. Üniversiteyi bitirdiği halde başörtüsü takıyor diye diplomasını alamayanlar da vardı. Üniversiteyi kazanan ve yine başörtüsü bahane edilip okula kaydedilmeyenler de. Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olurdu? Bugünün üniversitelilerine anlamsız gelebilir bu sözler. Biri üniversiteyi kazanıyor ama bir başkası o üniversitenin kazandığı bölüme gitmesini engelliyor. Üstelik hepsini değil, sadece kızları. Ve onların da sadece başörtülü olanlarını. İşte o günleri, o günlerin öğrencilerinden biri anlatıyor. Nevin Karakuş, dönemin İstanbul Üniversitesi öğrencisi. Ağlayanları gördün mü? Başörtülü fotoğrafım, bütün evraklarım hazır vaziyette. Yemekhaneye girdiğimde yemekhane uzun bir alan düşünün, kapalı bir mekan. Orada ilk girişte masalardan standlar oluşturulmuş. Standın başında ama şey var. Bir bey görevli bizim elimize bir şey tutuşturdular, taahhütname. Bu bizim için bir taahhütnamedir. Eğer öğrenci bu belgeyi imzalıyorsa fotoğrafı açık fakat başı kapalı olmasına rağmen imzalıyorsa biz şöyle bir beklentiye giriyoruz. Bu öğrencimiz bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek. Ve umuyoruz ki üniversitemize başını açarak gelecek. Nevin Karakuş o belgeye imza atmadı. Çünkü başörtüsünü çıkarmayacaktı. İkna odasına götürüldü. İçeri girdiğimde orta yaşın üzerinde bir hanım, iki tane sandalye ve bir masa vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Ama zaten bir ön fikrim vardı yani ikna odaları falan biliyordum. Çünkü Avcılar Kampüsü'nde yaşananları ben gidip yerinde görmüştüm. Büyük ihtimalle dedim böyle bir şeyin içine düştüm ben. Evet, tam da öyle bir insanlık ayıbının içine düşmüştü. Onun için bir özel görüşme odası ayırdık ki öğrencilerimiz hiç yanında kimse olmadan yani başka başı açık öğrenciler olmadan rencide olmadan, rahatsız olmadan rahatlıkla konuşabilsin,
biz onunla rahatlıkla konuşabilelim. Nevin Karakuş, yani 28 Şubat döneminde elinden üniversite hakkı alınan öğrenci, konuşmaya devam ediyor. Sadece 3 metrekarelik, 2 sandalyeli ikna odasında. İşte yazık değil mi annene babana, hani seni okutmuş, hem de sen son sınıfa gelmişsin, işte bu kadar emek vermişsin, hani ne olur sanki açsan, bıraksan vesaire. Nevin Karakuş okulu bırakmak zorunda kaldı. Emek verip 4. sınıfına kadar geldiği bölümüne veda etti. Bu bir zulümdür, bu ahlaksızlıktır. Bunu yapan insanlar Türkiye'de hiçbir zaman adaletten, hukuktan, özgürlükten bahsetmeye hakkı yoktur. Bunlara alkış tutan gazetelerin de buna hakkı yoktur. Bundan daha büyük zulüm olabilir mi? 3 sınıfı bitirmiş, 4. sınıfa gelmiş, hem de tıp fakültesindeki bir çocuğu sadece başörtüsü yüzünden sen kapının önüne koyabiliyorsan ve buna sessiz kaldıysanız o gazeteler. Beri taraftan bir teğmen çocuk. Evlenmiş, düğünü yapılıyor, anası babası düğüne sokulmuyor başörtülü diye. Onun için feveran etmemek mümkün değil. Sorun sadece okula giren ve ikna olmak zorunda bırakılan başörtülü kızlar değildi elbette. Bir de üniversiteyi kazanan başörtülü kızlar vardı. Ve onlar da okullara sokulmamalıydı. Başörtüsü meselesi İmam Hatip okullarıyla beraber kamu alanında görünür oldu. İmam Hatip okulu mezunları üniversitelere girmeye başladılar. Ve üniversiteden mezun olduktan sonra da farklı meslek alanlarında toplumun farklı kesimlerinde ve farklı iş süreçlerinde, meslek süreçlerinde olmaya başladılar. Bu da belli çevreleri rahatsız etti. Üniversiteyi kazandığı halde kaydolamayan genç kızlar o dönemde mecburi sürgüne gitmek zorunda kaldı. Çünkü okumak Türkiye'de yasaktı. Ama Avrupa'da serbestti. Türkiye'de 99 senesinde ilk katsayı ve başörtüsü mağduriyetinin Ümmü Hatipler'de başladığı sene çok yüksek puanlar almalarına rağmen bu arkadaşlarımız üniversitelere yerleşemediler ve üniversitelere yerleşemediği için de boşta kaldılar. Türkiye'de derece yapmış bir sürü arkadaşımız üniversitelerde okuyamaz hale geldi. Boğaziçi'ne yerleşebilecek olan, tıp fakültelerine yerleşebilecek olan 2 yıllık fakültelere bile yerleşemediler. Böyle bir çok ciddi bir mağduriyet yaşadılar. Bu mağduriyetin neticesinde biz araştırma yaptık. Ne yapabiliriz, nerede bu çocukları okutabiliriz diye. Arkadaşlarımızı Viyana Üniversitesi'nde okutmak nasip oldu. İstanbul'da okusaydım çok daha mutlu olurdum. Kendi ülkemde okusaydım çok daha mutlu olurdum. Çünkü kendimin ve arkadaşlarımın yaşadıklarını görünce ciddi anlamda yıpratıcı bir süreç. Sizi birkaç sene içinde belki de 10-15 sene yaşlanmış hissettiren bir süreçti. Yani her şeye adapte olmak sanıldığı kadar kolay değil. Yurt dışı hakikaten toz pembe de değil. Gencecik kızlara boylarından büyük, kaldırabileceklerinden ağır hüzünler yükledi o darbe. Ve elbette annelere de, babalara da. Kızım İmam Hatip okuyamamayla karşı karşıya kaldı. Gidi günleri. Ben kızımı Harakli'ye gönderdim, kimseye duyurmadan. Burada okuttum. Dönem trajikti. İlahiyat Fakültesi'nin öğrencilerine de geldi yasak sırası çok geçmeden. Ama ilahiyat öğrencileri yasağı ilginç bir yolla deldi. Şapkasını kaptırmayan Cumhurbaşkanı'na inatla şapkalı bir çözümdü bu. Başörtüsü onur olmaz, onu yaşar. Bir formül buldular ve İlahiyat Fakültesi'nin kız öğrencileri derslere girmeye başladı. Buldukları formül de şuydu: kız öğrencileri başlarını örtebilirler ama üzerine şapka takacaklar. Her öğrencinin bir şapkası vardı. Yani Üsküdar'daki, Mahmutpaşa'daki şapkacılar belki çok sevindiler. Çünkü birkaç bin tane kız öğrenci var, hepsinin bir şapkası var. Görüntü komik, olayın adı şaklabanlıktan başka bir şey değil. Zulmü başka zulümler de izledi aynı günlerde. Başörtülü öğrencileri, başörtülü öğretmenler takip etti. Tam hatırlamıyorum ama bir şey için okula gitmiştim.
Müdür Bey beni çağırdı. Dedi istersen dedi bak dedi kendi okulunda tanıdığın arkadaşların içerisinde aşamıyor olabilirsin. Başka bir okula tayinini çıkartalım senin. Orada git aç. Benim bu arkadaş meselesi değil. Allah'ın emri olduğu için ben sadece başımı örtüyorum. Bir öğretmenin kariyeri işte böyle sona erdi. O günün vesayeti onun başörtüsüne tahammül edemedi. 28 Şubat süreci inanç hürriyeti ve özgürlüğünü kısıtlayan, inanç özgürlüğü üzerinden Türkiye'de laik anti-laik kamplaşmasını devlet eliyle yaratan ve dolayısıyla Türkiye'nin birlik beraberliğini bozmaya yönelik çok büyük bir şey olmuştur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir hareket olmuştur. Laiklik elden gidiyor çığlıkları ardı ardına yükseliyordu Ankara'nın puslu ve gri koridorlarında. Çevik Bir'in komutasındaki Batı Çalışma Grubu hem kentlerde okulları, camileri, Kur'an kurslarını denetliyordu hem de kışlalarda askerleri. Özellikle de namaz kılanları. Yine dönemin mağdurlarından biri konuşuyor. O dönem binbaşı rütbesiyle görev yapan Gürcan Onat. Hava kuvvetlerinde bir emir geldi. Ben personel şube müdürüydüm. Karargahta görevli. İşte o emirlerin geldiği, yazıldığı yer bize gelip ve personelciler zaten başlattı bu işi önce. Bir emir geldi. Herkes bütün aile fertlerinin fotoğrafını verecek. Binbaşı Onat'ın eşi başörtülüydü. Kendisi de namaz kılıyordu. Eşimle oturduk, ne yapalım dedik. Bir de o sırada bildiğimiz, tanıdığımız arkadaşlarımız atılmaya başladılar. Takır takır. İşte gazetelerde isim çıkıyor. Benim arkadaşım, tanıdığım insan. Ne yapalım dedik biz böylece. Eşimin bir avukat arkadaşı vardı. Dedi, biz avukatla konuşalım, biz ayrılalım. Yani sorun benim diyor çünkü eşim. Konuştuk avukat arkadaşıyla, bir bayan avukattı. Biz böyle biz ayrılmak istiyoruz ve biz tek celsede o yardımcı oldu bize. Güle oynaya hakim karşısına gittik. Hakim tek celsede bizi ayırdı, boşadı. Binbaşı Gürcan Onat'ın devre arkadaşları da yaşadı aynı sorunları. Hatta daha fazlasını. Yine inandıkları ve namaz kıldıkları için işkenceye alınanlardan birinde söz bu kez. O dönem yüzbaşı olan Mustafa Hacı Mustafa oğullarında. Bizi paldır küldür tabii gittik. Gitmeyenleri, teslim olmak istemeyenleri zorla askeri inzibat marifetiyle götürüp oraya tıktılar. Orada yapılan muamele hücre hapsine tıkıldık yüzbaşı iken. Ve bu muamele yapanlar en acı tarafı silahlı kuvvetlerdeki bizim silah arkadaşlarımız. Mustafa Hacı Mustafa oğulları jet pilotuydu işkenceye alındığında. Bir hücreye tıkıldık. Hücre dediğimizde işte 3 adıma 4 adım gibi bir oda. Kapıda bir nöbetçi asker. Devamlı 24 saat gözetim altında. İçeri girdiğimizde zaten teslim olduğumuzda garabet yani camlar buzlu cam, dışarıdan tahtayla kapatılmış, dünya ile dış dünya ile tecrit edilmiş bir ortam. Ayakkabının bağcığını, pantolonun kemerini, boynumuzdan kravatımızı hepsini aldılar. Ve biz üniformalı gittik ama yani bir nolu üniforma deriz yani askerin üniforması. Orada biz çapulcu gibi bir şey olduk yani kravat yok, ayakkabının bağı yok falan o şekilde. Yüzbaşı karanlık bir hücrede yalnız başına tam 28 gün kaldı. O 28 gün boyunca zifiri karanlıkta vaktin girdiğini bile bilmeden ve kimseye görünmeden namazını kıldı. Sorgu odası, hücrelerin bulunduğu odanın bir alt katını yapmışlar, bodrum.
Oraya inerken de zaten biliyorsunuz böyle sanki izbe bir ortama iner gibi. Yani öyle bir psikoloji şey oluşturmuşlar. O ortam demek ki bu işi bilen, yani Nazi döneminden kalma subaylardan demek ki örnek aldılar. Simsiyah duvarları falan boyamışlar. Odaya oradan giriliyor. Odaya girdik, yani projektörler, yani güçlü projektörlerle, yani amaç projektörün gerisinde sorgu heyeti. Siz kimseyi göremiyorsunuz, sadece ses duyuluyor. Bir işkence odasıydı orası. Ve sadece sorguda görüyordu ışığı. Erlere, tamam insandır sonuçta ama silahlı kuvvetler içerisinde, silahlı kuvvetler kendi hiyerarşisi içerisinde, benim komutamda olan bir insan. Yani emir komuta zinciri içerisinde. Erlere dövdürülen personel, oraya çağrılan personel maalesef erlere, çavuşlara dövdürüldü. Kuru zeminde, yani hiçbir, yani oturacak, bırakın yatmayı, günlerce bırakıldılar. Ve o zemin ıslatılarak, eziyet olsun, zulm olsun diye su dökülerek, ıslatılarak o zeminlerde bulundurulurlar. Uygulanan insanlık dışı işkencenin tek sebebi vardı. İnanmak. Allah'a inanmak. Bütün oraya çağrılan insanlar profili, eşi başörtülü, namazında niyazında olan insanlar. Yani tek suçumuz da inançlı olmamız ve inancımızı yaşamamız. Suçumuz bu. Dönemin bir adı zulümse eğer, hakaretse başörtüsüne ve dine, bir diğer adı da işkenceydi. Tıpkı başını örten kızlar gibi, öğretmenler gibi, inanan namaz kılan askerler gibi, gazete patronları da alındı işkence odalarına. Adil Serdar Saçan, Organize Türkler Şube Müdürü beni ifadeye çağırdı. Hiç unutmam, biraz uzun, derin bir odası vardı. Odanın hemen girişinde bir koltuk vardı. Orada oturttu beni. Bana dedi ki, o koltukta kimler oturdu biliyor musun dedi. Bir sürü mafya liderini saydım. Tam o an Adil Serdar Saçan düpedüz bir tehditte bulundu. İstediğim ifadeyi verirsen buraya geldiğini kimse duymaz dedi. Nedir, ne tür ifadeler istiyorsun deyince o zaman tabii AK Parti'nin genel başkanı sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan aleyhinde ifadeler istediler bizden. Ben de bu tür yalanları söyleyemeyeceğim. Orada o tür yalanlar söylersem dışarı çıktığım zaman onunla ilgili, Adil Serdar'ın Saçan'la ilgili de yalan söyleyemeyeceğimi söyledim. Böyle bir ifade vermeyeceğimi söyledim. Bardağı taşıran damlaydı bu cümle. Senin dilinden an konuşmasında biliriz dedi. Sonra tekrar nezarethaneye gittim ben. Benim dilimden konuşmanın ne olduğunu şimdi doğrusu anlayamamıştım. Anlayamamıştı o cümlenin ne anlama geldiğini Mustafa Albayrak. Ama anlaması uzun sürmedi. Nezarethanede başına ne geleceğini beklerken hemen yan odada bazı hazırlıkların olduğunu gördü. Polisler odaya malzeme taşıyorlardı. Gelen malzemeler arasında bir de akü vardı. Çünkü elektriğe ihtiyaç olacaktı. Vücuduna elektrik verilerek işkence edilen gazete patronu tam 4 gün kaldı orada. Her bir işkence seansında gözlerini kapatıyor. Bunlar benim başıma gelmiyor diye düşünüyordu ve sadece Allah'a sığınıyordu. İnsanlıktan uzaklaştırılıyordu her an. Ama buna rağmen söylemesini istedikleri hiçbir sözü söylemedi. Mustafa Albayrak, tüm o insanlık dışı işkencelerin ardından yargılandı, tutuklandı
cezaevine konuldu. Tam 6 ay parmaklıklar ardında kaldı. Karanlığın en yoğun olduğu, en zifir olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu andır. Sözü çok güncel bir sözdü o dönemde. Cezaevinden 2002'nin Mart'ında çıktım. 2002'nin Mart'ından 2002'nin Kasım'ında da AK Parti iktidara geldi. Demokrasiler dedim ya, uyku ve gafleti fırsat bilen Türk rejimine. Seçmeni uyandırın, yeni nesil eski Türkiye'yi bilmiyor. Eski Türkiye'nin temerhaneye benzeyen hastanelerini, o yılan yolları, Adapazarı'ndan Bilecik'e 8 saatte gidildiğini, Bursa'dan İzmir'e 11 saatte fırın arkasında gidildiğini, Adana'ya aynı yollardan gidildiğini bilmiyor. Eski Türkiye'yi yeni neslimize hatırlatmamız lazım. Bir dedenin ameliyat olmak için traktörümüzü, apandis ameliyat olmak için traktörün sattığını, faizle borç alarak ameliyat olduğunu yeni nesil bilmiyor. Dolayısıyla artık Türkiye kalp ameliyatlarının bile bedava yapıldığı 5 yıldızlı hastanelere dönüşmüş. Her yönüyle yollarıyla, hızlı trenleriyle, havaalanlarıyla kalkınmakta olan bir Türkiye. Bin yıl sürmedi. 28 Şubat sürecek. Kirli ittifak kararlıydı. Ama sürmedi. 26 Mart 1999 günü. 28 Şubat'ın kirli ittifakını kuranlar, kuruyan musluklardan su akıtan, çöplüğe dönen sokakları temizleyen, ata yadigarı Aziz İstanbul'u hak ettiği yere taşıyan Büyükşehir Belediyesi'nin reisini, sırf Ziya Gökalp'in asker duası şiirini okudu diye cezaevine gönderdi. Binaenaleyh Süngül! Kubbeler mihver! Camiler kışlamız, müminler asker. Ben bunları hiçbir zaman önemsemiyorum. Benim bu dünyada önemsediğim tek şey var. O da milletimin gönlünde yer edebilmek. Hakkınızı bana helal edin. Erdoğan, o küçücük Pınarhisar cezaevinde demir parmaklıkların ardında tam 4 ay kaldı. Muhtar bile olamayacak diyordu ona o günün kartel medyası. Siyasi hayatının bittiğini iddia ediyordu manşetler. Ama o, bunun kardeşliğe yönelen bir operasyon olduğunu biliyordu. Kardeşlik ne demek biliyordu. Sadece kan bağı demek değildi kardeş olmak. Bunu biliyor. İman bağıyla bağlanmak da kardeş olmaya yetiyordu. Allah'ın emrine uydu. Bu yüzden hüzünlenmedi hiç. Bin yıl beklemeyeceğini biliyordu çünkü. İnanıyordu çünkü. Şu temel ilkeyi her birinize hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 139. ayetinde Yüce Rabbimiz bizlere çok net bir ilke koyuyor. Ve diyor ki Estaizu billah ve la tehinu ve la tehzenu ve entumul a'levne in kuntum müminin. Gevşemeyin, asla hüzünlenmeyin. İnanıyorsanız üstünsünüz. Şiir meselesinin iki boyutu var. Bir tanesi simgeseldir. Yani okunan bir şiirin, şiirin niteliğinin, şiirin direnç vurgularının cezalandırılması, işte o görünürlüğün kazınması ile ilgili boyutu. İkincisi de sistemin ileriye yönelik olarak
kişilerin siyasi hayatını bloke ederek, yok ederek onları siyasi alanın dışına atmasın. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinde cezaevine gönderilen lider, esaretten kurtulduğu an AK Parti'yi kurdu. Ve AK Parti 3 Kasım 2002 günü tek başına iktidar oldu. O gün geldiğinde bin yıl diyenlere inat sadece 5 yıl 8 ay geçmişti darbenin üzerinden. 28 Şubat bin yıl sürecek diyorlardı. Bunlar keramet sahibiydi. Ve kerametlerini de gördük. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Ne diyor şair? Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader var. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. İşte sizler o yenilgi yenilgi büyüyen zaferin isimlerisiniz. Biz kaderin üstünde bir kader olduğuna iman etmiş insanlar olarak üzerimize düşeni yapacak, mücadelemizi verecek, ondan sonra da tevekkül edeceğiz. 28 Şubat bunun en güzel ispatıdır, en güzel örneğidir. 28 Şubat'ı yapanları milletimiz belki hatırlamıyor. Ama sizler işte buradayız, dimdik ayaktayız. Zulümle abad olanın ahiri berbat. Biz hizmette yarışacağız. Hayırda yarışacağız. Fikirde yarışacağız. Sevgide yarışacağız. Niyet hayır, akıbet hayır. Bize bu günleri gösteren Mevlamıza hamdü senalar ediyor. Allah bir daha bu millete 28 Şubat'ta yaşatmasın. O meşhur günleri göstermesin diyor. 28 Şubat'tan aldığımız derslerle yeni Türkiye'ye, büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze inşallah hep birlikte devam edeceğiz. O izler tarih sahnesinden bir bir silin. Önce İmam Hatipler yeniden açıldı. Sonra katsayı sorunu ortadan kalktı. Başörtüsü yasak olmaktan çıktı. 28 Şubat'ta aşağılananlar, kovulanlar, işinden olanlar özgürlüklerine yeniden kavuştu. Kirli ittifakın had bildirmek adına meclisten kovduğu başörtülü vekillerse o kapıdan içeri bu kez gururla ve milletten aldıkları güçle girdiler. Ve Türkiye'yi her türlü vesayetten temizleyen lider, yıllar sonra bir gün anlattı o eski Türkiye'de olup bitenleri. Necip Fazıl'a saygı duruşunda bulundu önce. Ardından da onun evet, yani gelecek bizimdir sözlerini haykırdı bir Necip Fazıl konuşmasında. Kapıdan içeri girerken bir genç kızımız önümü kesti. Dedi ki, başbakanım benim sizden bir istirhamım var, hayırdır dedi. Ne olur dedi, konuşmanızın sonunda bir şiir okuyun. Necip Fazıl'ın şiiri. Çok ısrarlıydı, bilmiyorum şu anda nerede. Heh.
Biz de tabii kızımızın bu nezaket dolu istirhamını geri çeviremeyiz. Onu yerine getirelim istedik. Üstadın o zaman zindandan Mehmet'e mektubu oku dediği şiir. Onu okuyayım. Zindan iki hece. Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla düşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutup hapse düşün. Git ve gel. Yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak değil. Bir alem ki gökler boru için. Akıl olmazların sorusu. Üst üste sorular soru için. Buradan insan mı çıkar tabut? Bir idamlık Ali vardı asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil bahçeye diktiği üç beş kalan. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş, kümetle. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız kursuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti dilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var, altada hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemmiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan sen öp seccade. Getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin, kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar, tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhalik emir. Ne gelir ki elden kader bu emir. Garip pencerecik, küçük aracık. Dünyaya kapanır. Dua, dua. Eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu. İncecik örer bu. Ana rahmi zahir şu bizim kuş. Karanlığında nur,
yeniden doğmuş. Sesler duymaktayım. Kavran ve boğuş. Sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ol ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizim.